artık Türkiye'de hukukun üstünlüğünden bahsetmek, kuvvetler ayrılığından bahsetmek için hiçbir gerekçe kalmadı. Artık bunu iktidar partisine yakın, iktidara müzahir hiç kimse tutup da Türkiye'de hukuk var demesin. Bir anayasamız var. Bu bir toplum sözleşmesi. Anayasaya da Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes için diyor. Tüm gerçek ve tüzel kişiler için diyor. Ve ayrıca da yasama, yürütme, yargı organları açısından bağlayıcı olduğunu söylüyor. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra uygulanır. Anayasa Mahkemesi Can Atalay ile ilgili son kararını oy çokluğuyla 3-3'e karşı aldı. Ama yerel mahkemeye bildirirken oy birliğiyle gereğini yapmak ve karar kurmak üzere bildirdi. Yani Anayasa Mahkemesi'nde Can Atalay kararına katılmayan üyeler dahi kararın uygulanmak üzere yerel mahkemeye yollanmasına oy birliğiyle karar verdiler. Aksi anayasayı inkar olur. Bugün bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne direnemez, direniyorsa talimatlandırılmıştır. Bu talimat kuvvetler ayrılığını hiçe sayan yürütme organının başı tarafından verilmiştir. Bunun aksini kim iddia ediyorsa bu milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyordur. Yani evrensel hukuk normlarının dışında şu kadarını söyleyelim. Osmanlı'nın tarihiyle gurur duyup ondan övünmeyi kimselere bırakmayanlara söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet diyor ki, kadıyı satın alırsanız adalet ölür. Adalet ölürse birazdan devlet ölür. Bugün yapılmaya çalışılan iş belki madden değil ama manen kadının satın alınmasıdır. Manen mahkemenin iradesinin yürütmenin başı tarafından ele geçirilmesidir. Çünkü Gezi davası onun kişisel husumet meselesidir. Türkiye'de kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin hapisten çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor. Bu beden, bu can bu bedende durdukça salmam dediği papazı bir telefonla Oval Ofis'e uçuran, Merkel'in bir telefonuyla Deniz Yücel'i bırakan birisi, bugün dünya liderlerinden birinden telefon gelse Can Atalay'ı bırakır. Ama Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Türkiye'nin hukukun uygulanmasına ihtiyacı var. Yapılan iş düpedüz darbe girişimidir. Hatay halkına sen milletvekili seçemezsin. Son kararı ben veririm diyorlar. Bu bir darbedir. Millet meclisine siz milletvekilinizi yemine çağıramazsınız. Son kararı ben veririm diyorlar. Bu bir darbedir. Meclis başkanına sen benim kararımı okutacaksın diye ayar veriyorlar. Ve hepimize birden anayasanın bir hükmü yok. Bu ülkeyi yönetenin kendi kafasına göre bir anayasası var diyorlar. Buna bütün Türkiye, bütün kurumlarıyla ve Türkiye'deki Türkiye'nin yarınlarında umut bağlamak isteyen herkes direnmelidir. Kadı satın alınırsa adalet ölür. Bugün adalet ölmüştür. Adalet ölürse yakında devlet ölür diyor Fatih Sultan Mehmet. Sözümüze değer veren herkesin hukukun üstünlüğüne inandığını biliyorum. Ama siyasi görüşü bizden uzak olan herkesin hiç olmazsa dönüp bir Fatih Sultan Mehmet'in ne dediğine bakmasını bekliyoruz. AK Partililer, MHP'liler, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'ten daha iyi biliyor olabilir mi? Bilemez. Çağ açıp çağ kapatmış bir padişah, adalet ölürse devlet ölür diyor. Türkiye'de adaleti öldürüyorlar. Bütün anketler, Türkiye'deki bütün toplumun adalet sistemine güveninin %15 ila %20 arasında ölçüyor. %17, 100 kişiden 83'ü adalete güvenmiyor. Ve bunlar adaleti öldürmeye devam ediyorlar. Bu ülkenin geleceğine yapılabilecek en büyük kötülüktür.